Tekrar merhaba sevgili dostlar. Uzunca bir muhabbeti tamamladık. Yani insanın kendisinden yepyeni bir versiyonunu çıkarması için zihinsel, ruhsal hatta bedensel olarak dönüşümünü kolaylaştıran işte niyet, gayret, cesaret, basiret, feraset, hayret, hikmet ve merhamet diye 8 tane enteresan basamaktan ve bunların biraz mekanizmalarından bahsettik. Ama sonuçta şöyle de bir noktaya geldik. Yani her insan bu yolculuğu her istediği zaman başlatamıyor. Etabımızda çoğu zaman bu yolculuğun çok dışında yaşamlar yaşayan insanları görüyoruz. Yani her zaman bu kadar ponçik ilerlemiyor işler. Dolayısıyla neler oluyor? Aslında biz fark etsek de fark etmesek de bu yolculuğu kendi ellerimizle sabote etmemize sebep olacak bazı çok önemli kültürel zehirlerimiz var. Bunlardan en önemlisi en başta en büyük zehirleyici faktör olarak yani insan için siyanür neyse bu niyet, gayret, cesaretle başlayan döngü içinde aynı etki yapan bir özelliğimiz var. Bunun adı şikayet. sevgili dostlar şikayet aslında çok doğal bir hakkımızmış gibi gözüküyor. İşte bunun için web siteleri falan kuruyor. İnsanlar oraya şikayetler yazıyorlar. Böyle firmalar o şikayetlere bakıp işte kendi davranışlarını düzeltiyorlar falan. Şikayet tek başına aslında çok kötü bir şey gibi gözükmüyor. Fakat şikayet kötü giden bir durumun tespiti ve ikrarı olarak kaldığı ve burada sıkıştığı zaman çok ciddi bir problem haline geliyor. Biz bu konuda şikayet ettiğimizde bu şikayeti uygun mecraya iletip oradan bir çözüm yarattığımızda şikayet aslında faydalı bir enstrümana dönüyor. Fakat oturduğumuz yerde eşe dosta özellikle kendi kişisel hayatımızla ilgili herhangi bir şeyi yapmamamızın sebebi olarak ama zaman kötü ama dolar çok artıyor ama işte hava çok bozuk ama bilmem ne diye bahaneler öne sürmeye başladığımızda bu kendi kendimize yaptığımız frenlerin ana tetikleyicisine dönüşüyor maalesef ve bir süre sonra şikayet etmek dışında hiçbir şey yapamayan insanlara dönüşüyoruz. Çünkü sistemde biraz önce bahsetmiştim yani biraz önce derken ta 7 bölüm kadar önce beyindeki cesaret devresini anlatırken bir şeyden bahsetmiştim. Bizim alınan bir veriyi Ön beynimize göndermeye karar veren ara istasyonun faaliyeti sonucunda biz cesaret gösteriyorduk. Ama orta iç beynimize yani stres merkezine veri göndermeyi tercih ederse aynı santral anahtarı o zaman da biz stres yapıyorduk ve işte bir şekilde kaçınıyorduk. Ve şikayet aslında stres durumunun isharıdır. Yani biz şikayet ettikçe beynimizdeki o anahtarın stres merkezini uyarma yeteneğini arttırıyoruz. O yolları kuvvetlendiriyoruz ve bir süre sonra bu bizim tabiatımız haline geliyor. Ama biz ne dedik daha önce? cesaret devresini daha çok çalıştıracak olursak orası kuvvetleniyor ve biz şikayet etmek yerine cesaret eden insanlara dönüşüyoruz. Zira etrafınıza lütfen dikkatli bakın. Sürekli şikayet eden insanların hiç cesaret gösteremediğini görecek. Cesaret eden insanların ise hiç şikayet etmediğini fark edeceksin. Çünkü basit bir kural var. Bu ikisi aynı anda aynı bünyede bulunamıyor. Böyle bir gerçeklik yok. Şikayet varsa cesaret yok, Cesaret varsa şikayet yok. Dolayısıyla benim şahsi önerim, şikayet etmek doğal bir hakkımız. Bunda hiçbir sorun yok. Fakat şikayet edip orada kalıyorsak ve aklımıza yapacak bir şey gelmiyorsa lütfen önce basit bir taktik var onu uygulayalım. Eğer onu uygulamıyorsak kendimize bir ceza verelim diyeceğim çünkü. Basit taktik şu bir şikayet cümlesi söyleyin. Şu anda sizi engelleyen herhangi bir koşulu cümle olarak ifade edin. Mesela deyin ki hava kötü o yüzden yapılmıştı. İşte belim ağrıyor ondan. Dolar kuru şöyle falan bir şey kurun İşte işler yavaşladı ne diyorsanız. Sonra bu cümlenin sonuna bir ama koyun bir ama ekleyin bir cümle daha kurun. Bu bir görev. Bu ama'yı ekleyip bir cümle daha kurduğunuzda birinci şikayet cümlesinin bir çıkışını ya da bir faydasını ifade etmek zorunda kalacaksınız. Ve bunu yapan insanların beyin görüntülemelerini yaptığımızda çok ilginç bir şey görüyoruz. Şikayet ederken amigdala car 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 yanıyor ama dediği anda o anda amigdala aktivitesi neredeyse duruyor, amigdala susuyor, ön beyin çalışmaya başlıyor. İkinci cümleyi kurarken beynin ön ve üst tarafları caldır caldır çalışmaya başlıyor. Çünkü artık stres yani savaş kaç don sisteminden Çare bul, yol aç ve yoldan yürü sistemi açılıyor. Bundan dolayı da beynin farklı bir modülü çalışmaya başlıyor. Şikayete eğer böyle ama bağlaçlı bir yan cümleyle bir araç haline dönüştürebilirsek hayatımızda gerçekten işe yarar bir araca dönüşür. Ama o ama yoksa, arkasına bir cümle koyamıyorsak o zaman her şikayet edişimizde sana akşam yemek yok gibi bir ceza verebilirsin. Ben de bu çalışıyor mesela. Akşam yemek vermezsem kendime şikayet etmek yerine cesaret etmenin bir yoluna bakıyorum. E ne olacak yani? Yani ben sürekli cesaret etmek zorunda mıyım? Biraz da şikayet etsem. Vallahi çok canım sıkkın. Yani artık yorgunum. işte sırtım ağrıyor falan filan diyorsanız sizi bu konuda uyarmalıyım. Tabii ki oturduğunuz yerde şikayet edip sorumlu devlete, zamana, havaya, ya işte iklim değişikliğine, çağ falan bir şeylere atabilirsiniz. Hiç problem yok. Ama uyarım şu. Cesaret bir beyin devresiydi hatırlayın. Ve bu beyin devresi kullanılmaya kullanılmaya sönüyor, sararıp soluyor demiştim. Dolayısıyla cesaret uzun süre şikayet nedeniyle kullanılamadığında cesaretin C'si kırılıp düşüyor. Geriye esaret kalıyor. Esaret. Neye esaret? Korkulara, arzulara, otoritelere, efendim alışkanlıklara, bağımlılıklara, aklınıza ne geliyorsa hayatımızdaki her şeye esir olup kitlenip kalıyoruz. O yüzden böyle bir esarete düşmemek için Hazır zaman varken, hazır beyin devrelerimiz güzel güzel çalışırken, hazır siz bu videoları buraya kadar izleyebilecek iradeye sahipken hadi gelin şu şikayeti bir bırakalım. Neye cesaret edebiliyoruz biraz onu düşünelim. Çünkü cesaret Bruce Willis gibi silahları alıp da höldür höldür ortaya ateş saçmak değil. Cesaret çok basit adımlarla daha önce pek yapmadığımız bir şeyi yapmaya başlamak anlamına geliyor. Bunun için de önce şikayeti bırakmamız gerektiğini hemen fark edebiliyoruz. Etrafımıza lütfen bir bakalım. Ağırlıklı olarak ben bir şikayet medeniyetinde yaşıyorum. Ve bu gerçekten çok yorucu bir şey. Etrafındaki insanların tamamı neredeyse sanki bütün okullarını, yüksek lisanslarını ve doktorlarını şikayet etmekte profesyonelleşmek için yapmış gibiler. Çok az sayıda insan, bunlar hiç nasibini almamış çok şükür. Onlar öldür öldür bir şeyler yapıyor ve ben açık beyinde bu tarz insanları bir araya getirerek kendi akıl sağlığımı korumaya çalışıyorum. Siz de lütfen şikayet eden et insanları etrafınızdan mümkün mertebe uzaklaştırın. Onları uyardığınızda davranışları düzelmiyorsa kesinlikle uzaklaştırın ve cesaret eden insanlarla etrafınızı çevirin. Unutmayın en fazla görüştüğümüz 5 kişinin ortalamasıyız. O 5 kişiyi çok dikkatli seçelim. Çünkü insan etrafına göre şekillenen bir varlık. Tek başımıza beceremiyorsak etrafımızdakilere bakalım. Onların bu işte bir payı olabilir. Lütfen etrafımızdaki insanları doğru seçmeye gayret edelim. Çünkü cesaretsiz bir hayat, diğer bütün canlıların yaşadığı hayat gibi olacak diyeceğim ama öyle bile olmuyor. İnsan bu insani özelliklerini kullanmadığında maalesef Hayvandan daha aşağı bir seviyeye düşüyor. Çünkü hayvan öleceğini bilmiyor. Yarın başıma şu gelecek diye bir derdi yok. Ama biz sürekli ilerisini düşünen bir canlı olarak cesaret etmediğimiz bir hayatta kendi zihinsel cehennemimizi yaratıyoruz. Ne olur buraya düşmeyelim. Çünkü nefes varken daha yapacak çok iş var. Cesaret atılacak çok adım var. Umut edilmesi gereken çok fazla konu var. Hepinizden dünya ciddi bir yardım bekliyor. Onu mahrum bırakmayın. Buraya kadar dinlediğiniz, izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Daha sonraki böyle arızalı konularda tekrar görüşmek üzere.